Merhaba, ikinci canlı yayınımıza hoş geldiniz. Seslerle ilgili bayağı şikayetler geldi, farkındayız. İki önerimiz var. Bir, eğer sadece kendiniz dinliyorsanız kulaklık takabilirsiniz, daha net geliyor. Ama birisiyle beraber böyle dinleme durumundaysanız, telefonunuzun yan tarafında veya neredeyse işte sesini açma, ses volume dedikleri bu ses hacmini açma, ne hatırlayın. Nurdoğan'cığım, şimdi Ayşe dediğimiz kızımızla konuşurken işte onu siz bana söyleyeceksiniz. Ve hakikaten kendi istediğini henüz farkında olmayan bir genç. Ve dedim ki yani yas tutmak lazım, ağıt tutmak lazım hakikaten bunların sayısının çok olması. Bu çok önemli bir konu. Ya peki ben ana baba olarak çocuğum böyle olsun istemiyorum. Çocuğum ne istediğini bilen birisi olarak yetişsin istiyorum dersem eğer, nelerin farkında olmam lazım, nasıl bir etkileşim kurmam lazım? Evet. Aslında çocuğu takip etse anne babalar, çocuk söylüyor onu aslında. Şimdi nasıl söylüyor onu söyleyeyim. Bu yani çocuk, demin bahsettiğimiz örnekteki, yani hangi üniversiteyi seçeceğini, hangi bölümü, hangi mesleği seçeceğini bilmeyen çocuk aslında seçim yapmayı bilmiyor. Temel olarak mesele bu yani. Dolayısıyla cevabı da çıkmış oluyor. Seçim yapmasına izin vermek çıkıyor ortaya. Şimdi örnek vereyim gene. Bir gün motordan indim Üsküdar'da, iskelede motordan indim. Önümde işte anne ve kız kardeşi ve onların çocukları var. Önde de bir tane satıcı böyle tezgahı var, kalemler koymuş, işte yazmış oraya 1 lira diye. İnenlerden, o kadınlardan bir tanesi çocuklara döndü, dedi ki size kalem alayım mı dediler. İşte bir grup işte al anne, bir grup al teyze falan diye böyle neşeyle, coşkuyla. Gayet güzel. Şimdi anne şunu yaptı. Al kalemi, alıyor veriyor, alıyor veriyor, alıyor veriyor çocuklara. Şimdi çok iyi niyetli çocuğuna ve işte yeğenlerine harika bir şey yapıyor. Fakat çocuğun karar alma, seçme ve düşünmesini engellediğini fark etmiyor. Görmediği şey bu. Şunu yapsa gayet basit aslında yani. İyi, kalem almamı istiyorsunuz. Gayet güzel. Hadi buyurun siz seçin dese, şimdi orada bir anda bir cıvıltı olacak. Evet, biraz vakit kaybı olacak. Evet, biraz belki işte onu istemem, bunu isterim, bilmem neler olacak. Ama bu çocuklar şunu öğrenecekler. Ben ne istiyorum? Neye göre seçim yapmam lazım? Bunun benimle ilişkisi, yani gördüğüm şu kalemin, kırmızı renkli kalem, mavi renkli kalem, işte atıyorum yeşil renkli kalem, bunlardan hangisi bana daha çok hitap ediyor? İşte o yaşta başlıyor. Evet. Çocuk bu yaşta bunu görmeye başlar. Şimdi sonrası çok önemli. Aldı, atıyorum, kırmızı kalemi aldı, beğendi, evine götürdü ve kardeşi de atıyorum işte, o da beyaz kalemi almış olsun mesela. Beyaz kalemi istedi diyelim ki. Anne baba şunu yaptığında, ama onu alırken düşünecektin. Kardeşim beyazı seçti, sen kırmızıyı seçtin. O yüzden alırken düşünecektin dediği an, şimdi çocuk şunu öğrenecek. Demek ki bir dahaki sefere ben şöyle bakmalıyım. Şimdi bakın hangi yolculuk başladı bu çocukta? Ne yapmalıyım? Nasıl seçebilirim? Hangi seçimi yaparsam bedeli ne oluyor? Karşılığında ne çıkıyor? Bakın hem kafa çalışmaya başladı, hem kendisiyle ilişki kurmaya başladı, hem de harekete geçti. Yani seçim yaptı, sorumluluk aldı. Bu çocuklara bu izni vererek, seçim yapma izni vererek. Ama bu seçim yapma izni verdikten sonra çok kritik bir şey var hocam. O seçimin sorumluluğunu da almasını sağlamak lazım. Evet. Yani o seçimi yaptı, ertesi gün onda işte karşısına çıkan sorunu yaşamaması halinde bu dediklerim olmuyor. Evet. Ona da izin vermek gerekiyor. Şimdi ana babanın bu aklına gelmiyor. Neden? Çünkü ona öyle davranılmamış. Evet. Onun dolayı ne görmüşse kendisi, o da o gördüğü şeyin aynısını aynı şekilde çocuklarına yapıyor. Fakat önemli bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aslında şöyle bir şey söylesem, bunu hemfikir olur musun? Yaşam aslında bir olasılıklar arenası. Ve bu olasılıkların içerisinde neyi gerçekleşeceğini o insanın seçimleri
belirliyor. Kesinlikle. Ve bu seçimlerimden ben mi sorumluyum? Yoksa annem, babam, teyzem, büyüklerim mi sorumlu meselesi? Aslında bunu çözmek lazım değil mi? Esas itibariyle. Şimdi bakın hocam, şeyi söyleyeyim. Nasıl oluyor? Geçen yemek yiyor. Bu tam dediğiniz yani. Gerçekten bütün çalışmalar da bunu gösteriyor zaten yani. Geçen yemek yiyoruz. Karşımdaki masada 3 kişi var. 2 yetişkin, bir anne, galiba arkadaşıydı bir bayan. Yanında da 10 yaşında falan bir oğlan çocuğu oturuyor. Hocam masaya oturdular, oğlan çocuğunun önüne tak diye kondu telefon. Şimdi çocuk telefonu aldı böyle. Anne soruyor. Dolma yer misin? Yerim. Şimdi çocuk seçim yapmıyor. Annenin farkında. Annenin hayatı çok kolaylaştı. Dolma yer misin? Yerim, bitti iş yani. Halbuki öbür türlü menüye bakacaktı. O var mı diyecekti. Ben onu sevmem diyecekti. Ama bu çocuk hayatı çok daha iyi öğreniyor. Böyle çocuklar. Bunların araştırmaları var. Hepsinin. Şimdi dolma yer misin? Yerim dedi çocuk. Kafasını kaldırmıyor bile yani oyundan. Seçti falan, eyvallah. Şimdi biraz sonra masanın altına kedi geldi. Evet. Kedi geldi, çocuk şöyle yapıyor. Anne, kedi geldi. Anne diyor ki bir şey yapmaz. Biraz sonra çocuk, anne kedi